İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun potansiyel Cumhurbaşkanı adayları arasında en güçlü isim olduğunu biliyoruz. Kendisi bugün Mevlana'nın hocası Seyyid Burhanettin'in türbesini ziyaret etti ve cuma namazını kıldıktan sonra da vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlardan birisi de kendisine "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" şeklinde bir soru sordu. Ekrem İmamoğlu bakın orada nasıl bir yanıt verdi. "Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır. Tartışır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var. Vatandaşı dinleyecek ve doğru bir kararı verecek. Yani bu iş şöyle değil," diyor. İş yerindeki diğer esnafı gösteriyor işte bulunduğu alanda. "Ben bu dükkanı satın almak istiyorum," diyebilir beyefendi. O başka bir şey. İşini en iyi yapan en faydalı insandır, diyor. Ekrem İmamoğlu ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım demiyor. İddiasını sürdürüyor. Vatandaş İmamoğlu'nun aday olmasını istiyor. Sokağa indiğiniz zaman muhalefet seçmeninin büyük bir bölümü İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. İmamoğlu topu şimdi İyi Parti ve CHP'ye attı. Özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkını başına alacak. İttifak isterse ben Cumhurbaşkanı adayı olurum demeyecek. Arka planda Cumhurbaşkanlığı için nabız yoklamayacak. Arka planda Cumhurbaşkanlığı için kulis yürütmeyecek. Arka planda da Ekrem İmamoğlu'nun veya Mansur Yavaş'ın önünü tıkamak için belediye başkanları belediye başkanı olarak kalsın bir dönem daha beklesinler. Hatta bir dönem daha belediye başkanı olsunlar demeyecek. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ bu üç isim de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kazanacağını bize pompalamayacak. Yeter artık. AKP bugüne kadar iktidardaysa Deniz Baykal yüzünden, Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden, CHP yönetimi yüzünden iktidardadır. Bunları konuştuğumuz için, bunların beceriksizliğini yüzüne vurduğumuz için kimse bize kızamaz, sövemez, küfredemez, buralarda hakaret edemez. Milletin burasına kadar geldi. 19 senedir kazanan bir iktidar muhalefet yüzünden kazanıyordur. Ve Türkiye tarihin en kritik seçimine gidecek. Olası bir erken seçimde tekrar AKP iktidara gelirse bu muhalefet tümden kapısına kilit vurmalıdır. Çünkü bu milletin yüzüne bakacak yüzleri olmaz. Böylesine kritik bir seçimi Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla, İlhan Kesici'nin adaylığıyla kimse bombalayamaz. Millet İmamoğlu'nu istiyor, millet Yavaş istiyor.